Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere e, Yüksek Lisans tezimin de bunun bir parçası olduğu bir e, sunum yapacağım. Osmanlı Devleti'nde kağıt para uygulamaları konusunda. Fakat e, mevzuya hemen girmeden önce birkaç konuyu izah etmemiz gerekiyor. Birkaç kavram konusunda anlaşmamız gerekiyor. Önce kağıt paranın tarihi ve kağıt paranın ortaya çıkışı. Şöyle bir nesneye Para diyebilmemiz için bunun sağlaması gereken üç fonksiyon var. Birincisi mübadele vasıtası olarak kullanılabilmeli. Yani mal mal alışverişinde aracı olarak kullanılabilecekse bir nesne paranın fonksiyonlarından bir tanesini sağlamış demektir. Yerine gelmesi gereken ikinci bir şart bir değer bir ölçü birimi olabilmeli. Yani 1 lira 2 lira dediğimizde zihnimizde bir ölçü birimi hayal edebilmeliyiz ve üçüncü bir fonksiyonda bu nesneyi biriktirmek suretiyle servetimizi muhafaza edebilmeliyiz. Eğer kağıtla bu fonksiyonların tamamını yerine getirebiliyorsak kağıt paradır. Ve bu anlamda ilk kağıt para yaklaşık 7. yüzyılda milattan sonra 7. yüzyılda Çin'de ortaya çıkmış bir finansal enstrümandır. Tabii ki bugünkü anladığımız paradan çok farklı, çok konvansiyonel bir finansal enstrümandır. Ve Çin'den Avrupaya bunun gelişi yaklaşık bin yıl sürmüş, 900 ila bin yıl sürmüş. 17. yüzyılın başlarında Avrupa'da ilk defa banknot denen kağıt paralara rastlıyoruz. Ve bunlar da tabi İtalyan şehir devletleri kullanmakla beraber kağıt paranın yaygınlaşması İngiltere öncülüğünde olmuştur. İngiltere aslında birçok iktisadi konuda öncüdür. Hatta iktisat ekonomi biliminin kurucuları da İngiliz ve İskoç malumunuz. Ve İngilizlerin buradaki en önemli adımı belki bir kurum ilk defa kurularak Bank of England kağıt para basma işini bağımsız bir kurum üstlenmiş. Bugünkü merkez bankalarının atasıdır Bank of England. Hatta ilk merkez bankası olarak literatürde yer eder. Osmanlı'ya geçmeden önce şu iki kavramı, convertible paralar ve itibari paraları ve bunların potansiyel olarak barındırdıkları sorunları e, açıklamamız gerek diye düşünüyorum. Birincisi, convertible para, bugün artık kullanımda olmayan ama çok da uzak bir tarihte değil, 1970'lere kadar convertible paralar vardı. Amerikan doları 35 dolar bir ons altına convertible'dı mesela 72-73'e kadar. Ne demek convertible? Elinizdeki kağıt vezneye götürdüğünüzde karşılığında aynı miktarda altın veya gümüş her neyse değerli maden alabiliyorsanız o convertible bir kağıttır. Osmanlıcası bunun şu. Şu kaimenin bir tarafında yazıyor. Bu Abdülaziz dönemi kaimelerinden bir tanesi. işte hıyni ibrazında hamiline altın ile tehdiye olunacaktır. Yani vezneye götürüp verdiğinizde Aynı miktarda altını alacaksınız. Bu bir söz aslında ve bu paraya değerini veren şey bu söz. Yani kağıdın içsel bir değeri yok. Kağıdın değer aldığı şey üzerindeki o söz. Bir yerlerde mahfuz tutulan o altın. İkinci para türü, kağıt para türü, itibari paralar. İtibari para bugün kullandığımız paralar. Yani bunun hiçbir altın karşılığı, hiçbir değerli maden karşılığı yok değerini sadece üzerindeki imzadan ve arkasındaki siyasi entiteden alan kağıt paralar. Bugün cebimizdeki paraların tamamı itibari paradır. Kağıt para bir takım sorunlara yol açıyor ekonomide. Bunların en başında gelen enflasyon. Dünyanın iktisat tarihine baktığımızda modern öncesi dönemlerde çok yüksek enflasyon oranlarıyla karşılaşmıyoruz. Çünkü enflasyon, iktisat teorisinin bir kabulüdür bu. Büyük oranda parasal bir olgudur. Yani piyasadaki para arzı, mal ve hizmet arzının gerektirdiğinden daha fazlaysa bu enflasyona yol açar. Daha düşükse deflasyona yol açar. Ve kağıt paranın ortaya çıktığı tarihlerden itibaren insanlığın hiç görmediği enflasyonlara yani enflasyon fiyatlar genel seviyesinin artışıdır. Bir pahalılık, bir hayat pahalılığına rastlıyoruz kağıt parayla beraber. Osmanlı İmparatorluğu'nun da kağıt parayla beraber yaşadığı en temel problem enflasyondur. İkinci bir sorun, kalpazanlık. Bugün bile basım teknikleri çok gelişmişken biz kalpazanlıktan söz edebiliyoruz. Bir de ilkel basım tekniklerinin olduğu çağları düşünelim. Kaldı ki ilk kaimeler, 1840'ta basılan kaimeler, basılan değil yazılan el yazısı. Yani hattatlar oturup talik yazıyla para yazıyorlar. Evrakınak diye falan. Dolayısıyla bunlar çok kolay taklit edilebilir paralar ve edilmiş de. Piyasadaki para arzı çok fazla artmış. Birçok sahte para var. Ve hatta şimdi birazdan bahsedeceğiz. Bunların kaldırıldığına devlet halkı ikna edebilmek için Beyazıt Meydanı'nda para yakmışlar. Kaimeler yakılmak suretiyle. Bakın kaimeyi kaldırdık gibi bir mesaj vermeye çalışılmış. 1842'den itibaren de Osmanlı Devleti matbaayı para basma işinde kullanmaya başlıyor. Evet, Osmanlı'ya geçelim. Şimdi toplam üç uygulamadan bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin yaptığı üç kağıt para uygulamasından. Bunların ilki, tanzimat fermanının hemen ardından yapılan bu uygulama. Tabi tanzimat fermanı hep idari ve siyasi bir reform olarak gözükür. Fakat aynı zamanda büyük bir mali reformdu tanzimat reformu. Ee, Osmanlıların yaklaşık bir buçuk, iki asırdır vergi toplama usulü olan iltizamı Tanzimat fermanı resmen kaldırıyor. Ee, başarısız da olsa bu işlem. Yani kaldırıyorlar ve 3 sene sonra geri dönüyorlar. Fakat kaldırıyorlar o tarihte. İltizam nedir? İltizam şu. Devlet bir bölgenin vergi toplama hakkını muaccele karşılığında satıyor ihaleyle. Yani peşin para alıp her sene ödemesini alıyor. Fakat iltizam kaldırıldığında devlet doğal olarak vergileri toplayamıyor ve ciddi bir bütçe açığı doğuyor. Bu bütçe açığı nasıl kapanacak sorusunu padişah devlet adamlarına sorduğunda o dönemin bir geleneği olan layihalarla padişaha öneriler geliyor. Bunlardan bir tanesi daha sonra Şeyhülislam olacak olan Arif Hikmet Bey'in layihası. Arif Hikmet Bey, sultana e, Esham Kavaimi adı altında kaime basarak, kaime-i nakdiye aslında tam adı, bu isimde kaime basarak bu açığı finanse etmeyi önerir. E, ve bu öneri kabul edilir. 1840'tan itibaren kaimeler ihraç edilir. Fakat bunlar konusunda literatürde bir ihtilaf var. Yani bunlara para demeli miyiz? Çünkü az evvel zikrettiğim paranın fonksiyonlarından ilki olan mübadele vasıtası olma fonksiyonunu tam olarak sağlamıyor bu paralar. Çünkü üzerlerinde faiz ödemesi var. %10 faiz ödemesi var ve vadesi var. Yani bir nevi iç borçlanma tahvili. Örnek verelim. Siz elinizde bu kaime-i mutebere -i, nakdiyeyi 6 ay bulundurduğunuzda, 6. ay vezneye götürdüğünüzde %10 faizinizi alıyorsunuz. Şimdi 6 ay sonra size faiz getirecek bir enstrümanı alışverişte harcamak ister misiniz? İstemezsiniz. Dolayısıyla bunların tedavülü çok kısıtlı kalmış. Bir de çok büyük küpürler. Yani halkın ihtiyaçlarının çok üzerinde zaten devlet adamlarında veya büyük sarraflarda bulunan kaimeler. Ve 1862'de de büyük meydanlarda yakılmak suretiyle bu kaime uygulamasına son verilmiş. Tabi bu da belli bir maliyet. Bu maliyette bir istikrazı harici, bir dış borçla sağlanmış. Sultana sunulan layihalardan bir tanesi de Reşit Paşa'dan. Reşit Paşa tanzimatın mimarı. Bu da tanzimat fermanının girişi. Şurada yazan benim vizyürüm, vezirim muhtemelen Reşit Paşa'ya ithafendir. Ee, Reşit Paşa'nın önerisi daha farklı. Reşit Paşa, batılı devletlerin kullandığı convertible para çıkarmayı önerir sultana. Yani üzerinde faiz ödemesi olmayan, tedavül etmeye daha müsait türden convertible paralar çıkaralım der. Bu öneri de kabul edilir. Hatta sultanın Ceybi Hümayun'undan gereken miktar borç verilir hazineye. Fakat her nedense bu gerçekleşmemiş bir uygulama olarak kalmıştır. 1851'e gelindiğinde yine aynı birinci uygulama içerisindeyiz. Bu defa devlet bütçe açıklarını kapatamamış, daha derin bir mali krize sürüklenmiş. 1851'de itibari para ihraç ediyor. Yani dönemde itibari para neredeyse yok. Bütün batıl devletler convertible para, altın standartına tabiler. Osmanlı aslında finansal açıdan bir adım ileride burada diğerlerinden. İtibari para ihraç ediyorlar. Fakat çok büyük bir enflasyon dalgası geliyor bunun arkasından. Ve maalesef çok hoş şeyler yaşanmıyor. Ekmek krizi gibi e, olaylar. Bununla geçebiliriz. Evet, 1862'de bu uygulama sona erdikten bir sene sonra Banka Osmani Şahane bizim merkez bankamız oluyor. Bu banka 1856 yılında İngilizce-Fransız sermayesiyle kurulmuş Osmanlı'nın o zamana kadarki en büyük bankası. Daha önce bankalar var fakat çok küçük sermayeli. İşte Dersaadet Bankası mesela. Bundan daha küçük. Banka Osmani büyük bir sermaye ile kuruluyor. 1856'da. 63'te de devlet tarafından milli banka imtiyazı verilmek suretiyle merkez bankamız oluyor. Ve bu tarihten itibaren 1914'e kadar yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Bankası... Osmanlı mülki içerisinde banknot ihraç edici tek kurum. Yani Bank of England'da 1844'te verilen imtiyaz bizde de 63'te bir kuruma verilmiş. Fakat bu banka kaime ihracı emisyonu konusunda çok başarılı değil. Çünkü şu tarihler arasında 63-80 arasında toplam para hacminin %1'inden daha az bir oranda kaimesi var bankanın. Çünkü devletin kaime ile olan hafızası çok kötü, halkın da öyle. Artık kağıtlara itibar edilmiyor. Hatta bozukluk olarak pul, posta pulları bozukluk olarak kullanılıyor. Yani para pul oldu deyimi aslında şöyle pul para oldu. Para pul olmadı. Ve evet, 93 Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Bu tarihe gelindiğinde devlet bir kez daha büyük bir mali krizin içerisine girdi. Savaşın harcamaları devlet maliyesinin çok üzerindeydi. Ve bir kez daha sultan devlet adamlarına sordu. Ne yapalım? Yine aynı öneri geldi. Kaime ihraç edelim. Osmanlı bu defa tekrar e, kaime ihraç edecek. Fakat artık imtiyaz verdiği bir kurum var. Banka Osmani. Banka Osmani'ye e, kaime ihracı için başvurulur. Banka reddeder. Bu sefer devlet... Banka imtiyazını askıya alarak kendisi Maliye Nezareti bizzat bu tarihte kaime ihraç eder. 1877-78 bir yılda önce 3 milyon liralık bir kaime ihracı düşünülmüş. Savaş harcamalarına yeteceği düşünülmüş. Fakat 16 milyon lira en son ihraç edilen miktar ve 1884'te de bu paralar yine çok büyük sorunlara, enflasyon sorununa yol açtıktan sonra piyasadan çekiliyor, tedavülden kaldırılıyor. Bunlar convertible paralar. Yani karşılığında altın veya gümüş olarak ödeme alabileceğiniz paralar fakat tam convertible değil. Şurada yazıyor. 1 lira eşittir 130 kuruş metalik. Metalik denen şeyler ta 2. Mahmut döneminden kalan mavuş sikkeler. Yani tahşişe uğramış, içeriği gayet düşürülmüş hatta neredeyse eriyecek derecede düşük hayarlı gümüş paralar. Bunlarla değiştiriyor devlet kaimeleri. Bu da tabii piyasada bir güven problemine yol açıyor ve nominal değerin çok altında rakamlara tedavi ediyor bu paralar. Bu da ikinci uygulamaydı. Şimdi son uygulamaya geliyoruz. Birinci Dünya Savaşı yılları. 1914'ün Ağustos'unda savaş başlıyor. Osmanlı'da yaklaşık işte Eylül gibi savaşa giriyor. Savaşa girer girmez Osmanlı İmparatorluğu Maliye Nazırı Cavit Bey istifa ediyor. Çünkü Enver Paşa buna haber vermemiş. İşte seferberlik ilan edilmiş. Bir sürü insan orduya alınmış fakat Cavit Bey'in haberi yok. O da tavır koyarak istifa etmiş. Yerine Talat Paşa vekaleten bakıyor. Hem Dahiliye Nazırı hem eee vekaleten Maliye Nazırı olarak Talat Paşa'yı görüyoruz. Sonra Sadrazam oluyor zaten. Talat Paşa yine bir mali krizle karşılaştığında 1915'te Banka Osmani'ye mektup yazar. Banka Osmani idarecileri İngiliz ve Fransızlar. Çünkü sermayedarlar onlar. Gayet nazik bir mektuptur ilki. Size vereceğimiz 5 milyon liralık altın karşılığında 15 milyon değerinde kaime istiyoruz şeklinde bir mektup. Banka bu talebi reddeder. Ve Talat Paşa ikinci mektupta daha sert bir üslupla banka idarecilerini gayri Osmanilikle, hıyaneti vataniye suçlayarak Osmanlı'dan deport eder. Ve bankanın idarecileri artık Ermeni ve Türkler olur. Fakat banka imtiyazı devlet tarafından bir kez daha askıya alınmıştır bu uygulamayla beraber. Bunlar da o tarihte çıkarılan kaimelerin örnekleri. Devleti Aliye ve Osmaniye yazıyor burada. Burada kanunun tarihi. Ee, şurada da o bahsettiğim Hıyni ibrazında hamiline altın ile tehdi olunacaktır sözü. Yani bunlar da convertible paralar. Fakat bunlar tam convertible değil, o ayrı mesele. Yani şöyle, bu paralar savaş döneminde çıkarılıyor. 161 milyon Osmanlı lirası toplam 7 tertipte ihraç edilmiştir. 7 ayrı tertipte. Bu da şu demek, savaş uzadıkça devlet yeni kaime emisyonunda bulunuyor. Çünkü masraflar artıyor bu işlemde Duyun-u Umumiye idaresiyle beraber yürütmüştür devlet. Duyun-u Umumiye 1881'de kurulmuş. Yine yabancıların denetiminde olan bir kurum. Devlet bizzat kaime operasyonun içine girmiyor çünkü ilk iki tecrübe gayet kötü. Bağımsız bir kurum olsun ki arkasında kaimeler daha itibarlı olsun halk nazarında diyerekten Duyun-u Umumiye'yi seçiyorlar. Duyun-u Umumiye'nin müdürü de şurada imzası bulunan Hüseyin Cahit Bey. Meşhur iddiatçı gazeteci aynı zamanda. Hüseyin Cahit Bey ve Talat Bey'in aslında bir operasyonu bu. Fakat Cavit Bey daima arkadan izliyor bunları. Bu kaimeler ayrıca bizim için önemli çünkü Cumhuriyet'in ilk paraları bunlar. Yani 1918'de Birinci Dünya Savaşı bittiğinde İstiklal Harbi verildiğinde ve 23'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda takdir edersiniz ki yeni devlet doğrudan bu emisyon operasyonunu yerine getirebilecek güçte de değildi. Dolayısıyla Osmanlı'dan miras aldığı bu kaimeleri kullanmaya devam etti. Şu yine bir örnek. 1 liralık kaime mesela bu. Cumhuriyet bunları kullandı ve üzerinde Sultan Reşad'ın mührü var bunun. Yaklaşık 8 sene, 1923 28 arasında Türkiye Cumhuriyeti bu kaimeleri resmi para olarak, legal tender, yani zorunlu tedavül aracı olarak kullanmıştır. Ta ki 1928'de Cumhuriyet yeni Cumhuriyet yeterli gücü eline aldığında ilk defa para basmış. Bu paralarda şurada görülen bozkurt figürlü, burada Türkiye Cumhuriyeti yazıyor zaten, maliye vekilinin imzası. Bu bozkurt figürü aslında yeni cumhuriyetin tarih tezinin bir uzantısı. Yani biz altın çağımızı yıktığımız Osmanlı asırlarında değil, eski Türk asırlarında arıyoruz gibi bir tarih tezi var Cumhuriyet'in malum. Onun bir uzantısı olarak paralarda bunları kullanmış. Diğer küpürlerde de mesela çiftçiler var, işte bir sanayi, bir fabrika figürü var. Bunun gibi mesajlar önemli paraların üzerindeki. Fakat figürler Osmanlı kaymelerinde yok dikkat ederseniz. İlk defa Cumhuriyet kullanıyor bunları. Batı'daki örneklerde de hükümdarın resmi var. Evet, 1928'de burası da önemli bir durum. 1928'de devlet yeni paralar emisyonunda bulunduğunda para miktarını değiştirmiyor piyasadaki para miktarını. Çünkü zaten 161 milyon gereken paranın çok çok üzerinde. Zaten %400'lere varan bir enflasyon var ve para arzını tekrar arttırmak veya azaltmak gibi bir yöne gitmiyor. Doğrudan aynı miktarda kayme basarak değiştiriyor. Sonuca varacak olursak, Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar, yani 1300'den 1918'e kadar Hiçbir zaman madeni para sistemini terk etmemiştir. Her zaman e, madeni para sistemi içerisinde kalmış, kağıt paraya sadece reform gibi veya savaş gibi mali açıkların bulunduğu devirlerde başvurmuş, geçici bir mali tedbir olarak bakmıştır. Bu da az evvel zikrettiğimiz son uygulamanın arka yüzü, yine Hüseyin Cahit Bey'in imzası ve bahsettiğimiz o ibare. Benim sunum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun.